için Türkiye'nin merkezi Ankara'dan selamlıyoruz. Ankara'da gördüğünüz gibi Bayındır Barajı'nın önündeki yüksek bir noktadayız. Ankara'nın Mamak ilçesiyle Altındağ ilçesinin tam birleşim noktasındayız. Hem burası yüksek bir nokta, efendim Ankara'ya kuş bakışı bakan bir nokta, hem de iki ilçemizin ortak sınırı. Burada Hüseyin Gazi Türbesi var. Değerli seyircilerimiz, aşağıdaki gördüğünüz bu güzel mahalle yine bu türbeden ismini alan efendim Hüseyin Gazi Mahallesi ve bulunduğumuz nokta da Hüseyin Gazi Türbesi, Hüseyin Gazi Dağı. Tam türbenin zirvesinde, kucağında bulunduğu tepe bu tepe, Hüseyin Gazi Tepesi. İşte bu güzellikleri hep sinesinde barındıran, efendim yüreğinde taşıyan bu güzel tepeden sizleri selamlamış olduk. Bundan sonraki programımızın akışında elbette Hüseyin Gazi kimdir, hangi soydan, hangi sülaleden geliyor, efendim neden buraya gelmiş, nereden buraya gelmiş de bu türbe buraya konmuş, bunların bütün ayrıntılarını önümüzdeki dakikalarda birlikte göreceğiz, paylaşacağız. Hata ettim Hüda, yaktı delili Muhammed Mustafa, yaktı delili Ol Ali Abadan, Haydar Kerrar Ali el Mürteza, yaktı delili Hatice-i Kibra, Fatuma Zehra Ol Hayrül Nisa, yaktı delili İmam Hasan aşkına, girdik meydana Hüseyin-i Kerbela, yaktı delili İmam Zeynel İmam, Bakır-ı Cafer Kazım Musa Rıza, yaktı delili Muhammed Mehdi Ol sahip zaman, eşiğinde ayet yaktı delili Muhammed Taki'den Hem Ali Baki Hasanul Askeri, yaktı delili Bilirim günahım hadden aşıptır Hünkâr velayettin, yaktı delili 12 imamlardan budur hatayı Şir Yezdan Ali, yaktı delili Allah Allah. Değerli seyircilerimiz, Ankara'dayız. Ankara'nın çok güzel bir tepesinde, tam Ankara'ya kuş bakışı bakacak bir noktada Hüseyin Gazi Türbesi'ndeyiz. Tam türbenin içine girdik, türbenin kapısındayız şu anda. Bu türbeyi, hem türbemizi hem de türbemizin tarihçesini öğreneceğiz. Bunu bugün burada öğreneceğiz. Hem de Hüseyin Gazi soyundan gelen, Hüseyin Gazi'nin torunlarından birisiyle bu sohbeti yapacağız ve sizlerle bu güzel sohbeti paylaşacağız. Hüseyin Gazi Hazretlerinin ta aslı Hazreti Ali Efendimiz'e kadar varıp dayanan bir silsile, bir soy, güzel bir soy, soylu bir soy. Biz bunu güzel bir şekilde bugün sohbetini yapacağız burada. Yanımızda hemen dede var. Dönüyoruz, merhaba diyoruz. Merhaba sevgili canlar. Sizi bir tanıyalım önce dede. Ben Ozan Şeyhoğlu, dede olarak da Abdullah Dede. Yani Seyit Selahaddin evlatlarından olan Abdullah Dede. Seyit Selahaddin'de Hüseyin Gazi'nin yani oğlu Battal Gazi'nin torunlarındanız. Yani Melik Gazi Sultan Rum diyarını fetheden, Kayseri'de yatan, Pınarbaşı'nda yatan, saatte bir damla kan akan Melik Gazi Sultan'ın torunlarındanız. Ya dede, bu soy güzel bir soy. Şu Teşekkür soyu ederiz. sen Sağ olasınız. şöyle sıralayarak, bir sıraya göre anlatalım. Şimdi Şimdi siz Hüseyin Gazi'nin hayattaki torunlarından birisiniz. hayatta değil. 800 küsür yıl olmuş. Rum diyarını fetheden
Melik Gazi Sultan'ın torunlarındanız. Melik Gazi Sultan. Rum diyarını, yani Kayseri Pınarbaşı'nda yatan, berhayat yatan, saatte bir damla kan akan Melik Gazi'nin. Hala bu kan devam ediyor mu? Şu anda akmıyor ama berhayat yatıyor. Gidiyorsunuz, dokunuyorsunuz. Saadettin Teksoy'un da bir görüntüleriyle programı ilgili olmuş, programı evet. oldu. Orada gösteriyor. Dokunuyorsunuz, etine dokunuyorsunuz yani. Şimdi Hüseyin Gazi Hazretleri aynı zamanda Battal Gazi'nin de babası. Babası. Bu babası. Şimdi Hüseyin Gazi babası Battal Gazi'nin. Tabii. Şimdi içeriye gireceğimiz, başında dua edeceğimiz zatımız evet. Hüseyin Gazi'nin, yani kendisi Battal Gazi'nin babası. Benim dedemin de Battal Gazi babası. Yani torunlarının torunu. Tam türbenin kapısının üzerinde güzel sözler var. İlk elbette üste Allah-u Teala'nın ismi şerifi yer alıyor. Ondan sonra bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri böyle söylüyor. Onun hemen yanı başında hayatta en hakiki tam türbenin giriş kapısındayız değerli seyircilerimiz. Gördüğünüz gibi bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor Hacı Bektaş Veli. Biz de türbeden içeri giriyoruz. Bu güzel sözü okuduktan sonra dedeyle birlikte daha Hüseyin Gazi Hazretleri ile ilgili bize bilgi aktaracak dede. Değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi geldik, türbenin içindeyiz, türbenin başındayız. Selamımızı vererek geldik. Şimdi dededen Hüseyin, buradaki yatmakta olan Hüseyin Gazi Hazretleri ile ilgili daha mevcut bilgileri almaya devam ediyoruz. Dede, Hüseyin Gazi Hazretleri, daha doğrusu sizin de dedeniz olan Hüseyin Gazi, bu Ankara hikayesi, buraya geliş hikayesi nasıl olmuş? Bildiğiniz kadar paylaşalım. Efendim, o dönemler içerisinde biliyorsunuz ki savaşlar yüksek tepelerde veriliyordu. Yani savaşı kazanabilmek için burada Hüseyin Gazi'nin bir tepede, yani bulunmuş olduğu alanı görebilmesi ve o tepeden gelen düşmanların hedefinin nereden geldiğini görebilmesi için genelde dikkat edersek Anadolu'daki tüm evliya ve enbiyaların yerleri yüksek tepelerde oluyor. Kaleler de hemen yanlarındadır. Onun için Hüseyin Gazi burada bu mekanı seçiyor. Savaşlarını burada yapıyor. Fakat tabii ki Battal Gazi, Eskişehir'de yatan oğlu, o da dikkat ederseniz ovanın içerisinde ama fakat belli bir alan içerisinde yüksek bir yerde bir mekan kuruyor. Onun oğlu, yani torunu, evet. torunu Melik Gazi Sultan, o da Kayseri'de Rum diyarını fethediyor ve Kayseri'de Pınarbaşı'nda Zamanta denen bir kalede, şimdi şu an içerisinde berhayat olarak yatıyor. İşte o Melik Gazi Sultan'ın torunu olan, yani torunlarından bir soya sahip olan Abdullah Dede, yani ben. Şimdi bu konularla, bana sorduğunuz konuların içerisinde aydınlatıcı bilgiler verme açısından, doğrulara ve doğru bir bilgi verme açısından dedemi biraz bahsedeyim. Melik Gazi Sultan. Tabii, buyurun. Melik Gazi Sultan Rum diyarını fethettikten sonra Kayseri'ye geliyor. Yani Türklerin, Rumların Türkleştirilmesi için geliyor. Horasan'dan geliyor. Erlerden. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin manevi bombalarından birisi de tabii, o. Tabii. Çok teşekkür ederim. Bizim buradaki vurgulamak istediğimiz en önemli olay, bilime ve ilime ışık tutabilecek Melik Gazi Sultan'ın, yani tarihlerde okutulduğu ve dünyanın, kimsenin, Türkiye'de de, dünyada da en büyük rütbeye sahip olan Şah Melik Gazi Sultan geçiyor.
Onun üzerinde bir rütbe yok. Yani tarihlerde, savaşlarda yenilgisi yok. Melik Gazi Sultan'ın yenilgisi yok. Bunun Alevi Bektaşi felsefesi anlamı içerisinde de Seyyid Selahaddin diye geçer. Tarihlerde de bir ismi Seyyid Selahaddin diye geçer. Melik Gazi Sultan eşittir Seyyid Selahaddin. Sorulduğu zaman Melik Gazi Sultan'la Seyyid Selahaddin ayrı mı? Hayır. Alevi Bektaşi felsefesinde Melik Gazi Sultan Seyyid Selahaddin. Ermiş ve evliyaların, enbiyaların birisi. Her hayat şu anda yatmaktadır. Tarihimizde çok ilim ve bilim adamları, profesörler, doktorların araştırmaları, kendisinden parça almaları, belli bir zaman içerisinde mumyalanmış, işte bozulmamış denilmesindeki tereddütlerin kaldırılmasıyla ilgili bir evliya olduğunu ve böyle bir şeyin olmadığını, mumya olmadığını, berhayat yattığını bütün insanlar tarafından kabul edildi tarihte. Bunu az önce böyle dokununca tenine, etine değdiğini söylediniz. Ben onun torunu olarak gidip pamuğunu değiştiriyorum. Pamuğunu değiştiriyorum. Tabii dedemin tutuyorum ve dedemin sağ kolu, yani savaşta şeydiriyor, eli kesik diye geçer bir de. Bir de öyle lakabı var. Öyle bir şeyde lakabı da eli diye kesik diye geçer. Ona kimse hiçbir zaman hatalı olan insanlar mümkün değil tarihte daha görülmemiştir. Yemin ettikleri an o anda mucizetini gösterir. O el bizde şu anda. Sancağı bizde. Tesbihi bizde, seceremiz elimizde, torunları olduğumuza dair. Bunlar kanıt ve belge. 12 imamların isimleri geçen bir tekli tas deriz. Sakka suyu dağıtılır bu cemlerimizde. O da elimizde mevcut. Tesbihleriyle hepsi mevcut elimizde şu an içerisinde bulunmakta. İnşallah tarihin ilerlediği zamanlar içerisinde görüştüğümüz zaman siz gibi değerli dostların ve bu konuyu aydınlatabilecek canlara ihtiyacımız olduğu zaman önlerine bu konuları koyup bilimsel olarak hem tartışıp hem de doğruları halka intikal ettireceğiz. Eyvallah.